Anlasın, Allah aşkına. Şimdi kısmet olmadı. Merak ediyorduk. Çok kritik yerlerde görev yaptınız. Belki de 15 Temmuz'u önleyen, darbeyi önleyen kişilerin başında gelen bir isimsiniz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı sizi bir kahraman olarak biliyor. Türk milleti de sizi bir kahraman olarak biliyor. Türk milletinin zaten kahramanları hiçbir zaman bitmez. Kahramanları sayesinde Türk milleti ayakta kalır, var olur ve ileriye gider. Milli davamız bizim için her şeyden önemli. Milli beka her şeyden önemli. Türk milletinin, Türkiye'nin bütünlüğü fevkalade önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı ve bağımsızlığı her şeyden önemli. Ama malumunuz işte son günlerde Birleşmiş Milletler geçmişte yapmış olduğu hataları yine tekrarlıyor ve bizim polis birliğimize müdahale ediyor, bizim iş araçlarımıza müdahale ediyor bu Pile ve Yiğitler arasındaki toprak yolu ki tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisinde bir yol, arazilerinin içerisinde bir yol. Tamamen insani amaçlarla bu yolu biz daha kolay geçilsin, daha kolay ulaşılsın diye yapmak istiyoruz. Ama maalesef Birleşmiş Milletler yetkilileri taraf tutuyor buralarda. Ve geçmişte de bizim orada bir Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu, bir mensubumuz vardı. Hüseyin Kafa, onun ağılı hayvanları orada otlatırken ağılında gidip Birleşmiş Milletler askerleri bu kardeşimizi şehit etmişti. Tabii ki Birleşmiş Milletler'in çok fazla hataları var Kıbrıs Türk halkına karşı. Burada da yine bir büyük bir hata yaptılar ve sanki dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Kıbrıs Rum tarafı da işte bu yolun askeri amaçlarla kullanılacağı şeklinde açıklamaları vardır. Halbuki tamamen insani amaçlarla bu yolun yapılmasını biz istiyoruz. Ve vazgeçmeyeceğiz, yani devam edeceğiz. Aksi halde egemenliğimizden taviz vermiş oluruz. Topraklarımızdan taviz vermiş oluruz. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Anavatan Türkiye yetkilileri de yaptıkları açıklamalarla bize destek vermişlerdir. Anavatana her zaman müteşekkiriz, çok teşekkür ederiz. Biz zaten Türk milletinin mensuplarıyız. Evet. Ve mensubu olmaktan da şeref duyuyoruz. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini de biz Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinden devralmadık. Evet. Bize şehitlerimiz ve gazilerimiz bu özgürlüğü, bağımsızlığı vermişlerdir, sağlamışlardır. Canımızla, kanımızla buraya geldik. Bu canımızla, kanımızla eğer yeniden tekrar bu topraklar için vermemiz gereken bu varsa biz yine feda etmeye hazırız. Dolayısıyla bizi kimse topraklarımızdan edemez, egemenliğimizden, bağımsızlığımızdan edemez.